Ben e, kazanmak için sahaya çıkıyorum. Hiçbir maçta oynadığım e, arkadaşlarımla da çok böyle şey yaparım. Bizler eskiden oynadığımız ufak böyle bir e, misket oyununda bile hep kazanmak için oynardık. E, benim çocukluğum öyle geçti, hayatım öyle geçti. Ben kazanmak için e, oynayan bir insanım. E, hiçbir zaman pes etmem. Sonunu düşünmem. Çünkü e, bir laf var, sonunu düşünen kahraman olamaz diye. E, benim hayat felsefelerimden bir tanesi ben sağ her zaman kazanmak için çıkarım. Ben özgüvenli bir futbolcuyum. E, özgüven bazen hata da yaptırıyor, ama bazen e, yapamayacağın şeyi de yaptırabiliyor. Bence futbol için en önemli şeylerden bir tanesi özgüvendir. Turnuvada başarılı bir e, performans sergileyip ülkemi en güzel şekilde temsil edebilmek, ailemi en güzel şekilde temsil edebilmek. Ondan sonra önüme çıkacak fırsatları tabii ki her insan değerlendirmek ister. İspanya Ligi'ni çok beğeniyorum. İngiltere Ligi, İtalya Ligi çok güzel, kaliteli bir lig. Son dönemlerde zaten yanlış hatırlamıyorsam 5 takım galiba Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor onlarda. Orası da çok önemli bir lig. Bu üç lig benim için en güzellikler söyleyebilirim Sonra Almanya, Fransa tabii ki geliyor. İlk sıra İngiltere. Çünkü çok zor bir lig ama çok kaliteli futbolun oynandığı bir liglerden bir tanesi. İspanya ile İtalya biraz daha benim futboluma daha yatkın bir lig ama e, bakalım. Tabii ki her futbolcunun hedefinde vardır. E, ben de hedeflerimde Avrupa hedeflerimden bir tanesi Avrupa'da oynayabilmek. E, bakalım hayırlısı neyse olsun hakkımızda. Ya benim klasik gol sevincim var. E, nasip olursa gol atarsam onu yaparım. Belki yani o an e, ne zaman hangi dakikada gol atabileceğini bilmiyor insan. Dakika 90'da galibiyet kolunu getirebilen bir gol atarsam farklı bir sevinçte yapabilirim yani. Ben Harry Potter'ı çok fazla seviyorum. Gözlük de kullanıyorum zaman zaman. Gözlerim biraz şey oluyor. Ondan dolayı bir gün taktığımda çok büyük benzetmeler başladı. Ondan sonra düşündük ne yapabiliriz, nasıl ilerleyebiliriz, nasıl sevinçler yapabiliriz diye. Ondan sonra böyle bir sevinç çıktı. Benle özdeşleştiğini düşünüyorum. Yapmaya devam ediyorum. İnşallah böyle gol atarım ve yapmaya da devam ederim. Biz Galatasaray formasını veya diğer takım arkadaşlarım giydikleri formayı bırakıp da buraya geldik. Şimdi milli takım formasını giyiyoruz. Her şey geride kaldı. Biz şampiyon olduk. Galatasaray şampiyonluğu da bitti. Galatasaray'ın şampiyonluğu Galatasaray'da oynuyorum. Onların hedefi 25. şampiyonluk. Benim hedefim 25. şampiyonluk. Ama şimdi orayı kapattıktan sonra buraya geldik. Şimdi hep hepimizin hedefi milli takımda başarılı olabilmek. Biz biraz takımı daha fazla önem veren bir ülke olduk. Son zamanlarda bence şu milli takım e, sevgimizi hepimizin daha fazla aşılanması lazım çünkü e, biz futbolcular olarak saha içinde rekabet ediyoruz aynı ülkede oynadığımız zaman saha içinde rekabet edebiliyoruz ama buraya geldik hepimiz birbirimizle birlikte idman yapıyoruz birbirimizle ilgili sorunlar yok kulüplerde bazıları ile ilgili tabii ki problemler olabiliyor ama burada bulunduğumuz süre boyunca e, tabii ki milli takımın e, ne kadar daha etkili olduğunu, ne kadar daha önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunun da farkındayız. Birbirimizde hiçbir problemimiz yok. Artık sadece milli takımı destekleyebilirsek, şu turnuva hepimizin için çok önemli, ülkemiz için çok önemli. O yüzden bence artık aşılamamız gereken şeylerden bir tanesi milli takım. Milli takım sevdası, bayrak sevdası. Benim de nacizane taraftarımıza artık takımları bir kenara bırakıp artık ülkeye en azından bu turnuva sürecince ee, milli takıma odaklanabilirsek, milli takımı destekleyebilirsek, takım fark etmeksizin, bireysel futbolcular fark etmeksizin bence o zaman daha çok başarı elde edebiliriz. Çünkü takımlar devreye girdiği zaman bireysel futbolcular üzerinden değerlendirmeler, eleştiriler, tepkiler devreye girdiği zaman kazanan ülkemiz olmayacak, kazanan kimse olmayacak, kaybeden hepimiz olacağız. Başarılar gelmesini istiyorsak bence en önemli noktalardan bir tanesi sonuna kadar destek kim olursa olsun.